Bir önceki projemizde birçok konuyu güzelce öğrendik. Özellikle Constructor bizim için orada ilk kez karşımıza çıkmıştı. Constructor'la amacımız aslında bir sınıfın ilk oluşma anını kontrol etmek idi. Yine yavaş yavaş böyle işin mutfağını daha iyi kavrayacağımız örneklerle ilerleyeceğiz. Constructor konusunda biraz daha konuşmak istiyorum. Solution üzerinde add new project diyerek orada bir adet console.app.net core olacak şekilde seçiyorum. Next diyorum ve ismini constructors olarak bırakıyorum. Create tuşuna basıyorum ve geldik buraya. Constructor arkadaşlar bir class'ı newlediğimiz zaman çalışan bloktur aslında. Yani bir class ilk kez oluştuğu zaman bir kere çalışır ve bir daha çalışmaz dediğimiz bloktur. Bu blok Türkçesi Constructor'ın yapıcı demek zaten. Yapıcı blok yani class'ı, sınıfı ilk kez yapılandırdığınız zaman çalıştırdığınız bloktur. Önceki örneğimizden hatırlayacak olursak biz ne yapmıştık? Listemiz hani bir alışveriş listesi gibi düşünecek olursak mesela ilk açıldığı zaman ilk kez oluşturuldu ve sonrasında hep o kullanıldı. O zaman bu örneğimizi biraz daha ilerletelim ve Constructor'la konuşalım. Şimdi bir tane sınıf oluşturmak istiyorum şurada. Dikkat edin, class'ın dışında oluşturuyorum ben bunu. Başka bir class olarak oluşturacağım. Geldim, class dedim ve bu class da bizim için müşteri class'ı olsun. Yani müşterinin bilgilerini yönettiğimiz bir class'ımız gibi düşünebiliriz. Class'a bir tane property ekliyorum. Bunu prop'la oluşturuyoruz. Bu getter setter'ları daha sonra konuşacağız. Bir müşterinin ID'si olsun. Müşterinin adı olsun. Müşterinin soyadı olsun. Ve bu müşterimizin bir de şehri olsun. O da string bir alan olacak. Evet. Şimdi biz bunu nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Bakalım. Şunu siliyorum buradan artık. Bunu kullanabilmek için customer. Ondan bir tane örnek. C'si küçük. New customer olarak oluşturuyorum. Ve çalıştırdım. Çalıştıracağım birazdan. Şimdi bakın ben bunu ilk kez oluşturdum. Dikkat edin herhangi bir şeyini çağırmıyorum. Solution Explorer'a geliyorum ve Constructors'ı set a startup project diyorum. Constructors'ı çalıştırdığım zaman şöyle geldim. Bakın herhangi bir şey yok. Çünkü neden? Ben sadece class'ı newledim. Yani yeni bir instance oluşturdum. Örnek oluşturdum. Şimdi buradan geliyorum. Buraya geliyorum. Burada bir tane constructor bırakmak için CTOR yazmanız yeterli. Tab tuşuna iki tane basınız. Bakın constructor yazmak için class'ın ismiyle aynı. Sanki bir metotmuş gibi. Ama void veya herhangi bir şey dönmüyor. Tamamen bu yapıdaysa bir constructor. Daha önceki videomuzda da söylemiştim ama tekrardan söylemek istiyorum. Sanki bakın class'ın sonuna bir parantez açıp kapıyoruz. Sanki bir metotmuş gibi. Aslında constructor da bir metot gibi çalışır. Yani siz aslında bunu yazdığınız zaman default bunu çalıştırırsınız. Siz bunu yazın veya yazmayın. Arka planda şöyle bir default constructor çalışır arkadaşlar. Buna default constructor deniyor. Default constructor. Yani siz bu bloğu şu an böyle yazdınız veya yazmadınız. Hiçbir şey fark etmez. Varsa sizin yazdığınız çalışır yoksa arka planda olan çalışır. İspat edelim. Console nokta
Right line. Bakın yapıcı blok çalıştı diyorum. Ve çalıştırdığım zaman bakın yapıcı blok çalıştı şeklinde bir sonuç aldım. Demek ki biz aslında şu new dediğimiz esnada customer şöyle parantez açtığımızda yani new'leme yaptığımız zaman bu blok çalışıyormuş arkadaşlar. Bunları özellikle hani bu tip sınıflarda ne amaçla kullanırız? Bu tip sınıflarda mesela kolay bir kullanım olsun diye kullanabiliriz. Bunu oluşturmanın bir yöntemi şuydu, hatırlayın. Şöyle gelirdiniz. İşte ID'si eşittir 1 olan, first name'i eşittir Engin olan, last name'i eşittir Demiro olan ve şehri de Ankara olan bir müşteri ekledik. Oluşturduk. Bakın bu bir yöntem. Bunu şöyle de kullanmak isteyebilirsiniz. Mesela buna customer 1 diyelim. Mesela şöyle bir kullanım da söz konusu. Customer, yine bir customer örneği oluşturacağım. 2, new customer. Bakın geldiniz burada sanki bir fonksiyonmuş gibi arkadaşlar. Sanki bir fonksiyonmuş gibi. 2, Derin, Demiro ve Ankara. Bakın 2 numaralı müşteriyi de böyle oluşturmak mümkün. Neyle mümkün? Şu yapısal olarak ilerleyin arkadaşlar burada. Yani işin içi ezbere değil de mantığını yakalayalım. Yani normal parantez görürseniz C#'da bu Java'da da böyledir. Burada bir metot mantığı var demektir. Bakın sanki bir metoda 2, Derin, Demiro, Ankara'yı geçmişsiniz gibi. Yani bunlar 4 tane parametre. Yani neye benziyor? Şurada gidecek olursak. Mesela bir tane void main metot diyelim. Herhangi bir metot oluşturmuşuz gibi. M harfi büyük olur. Burada. Burada şunu da yazın da hata vermesin. Static. Şu an çalışsın diye. Burayı öylece yazın. Buraya hiç odaklanmayın. Sonra onlar. Şimdi burada aynen şöyle bir metot vermişiz gibi. Bakın int id. Virgül. String. First name. String. Last name. Virgül. String. Steve. Bakın ben bu metodu böyle çağırmak istersem. Dikkat edin. Metot nasıl kullanırım? Parantezi açarım. Bakın parametreleri bana böyle söyler. Bir şey, virgül. Bakın aynen bu kullanımı yaptık. Yani sanki bunlar parametreler gibi. Bakın burada da aynısı var. Yani zaten dedim ya constructor'lar da metot gibidir. Metot mantığıyla çalışırlar. Bunu da siliyorum. Gerek yok. O zaman ben buna parametre geçebiliyor olmam lazım. Yalnız dikkat edin hani ben default haliyle de kullanmak isteyebilirim. Yani şöyle de kullanmak isteyebilirim. Ben ama bu şekilde değil de illa böyle yani ilk customer 1 gibi değil de illa böyle kullanmak istiyorum. Diyelim ki o durumda buraya o parametreleri geçmem gerekir. Yani int id gibi. Az önce yazdık ya. String first name gibi. Ben buraya string last name ve string city'yi buraya geçtim bakın. Harika. Bakın bu sefer de bu rahatladı ama bu kızardı dikkat ederseniz. Yani diyor ki üzerine geldiğim zaman yani diyor senin customer'ının böyle bir hani kullanımı mevcut değil. Yani şöyle bir kullanım var. ID, first name, last name ve city vermen lazım.
Demek ki siz constructor yazarsanız ayrıca o default constructor'ı ezmiş oluyorsunuz. Peki hem böyle kullanabilmek hem böyle kullanabilmek isteseydim ne olacaktı? Çok basit. Bir tane daha overloading'i hatırladınız. Yani aynı overloading constructor'da da söz konusu arkadaşlar. Bakın şu an ikisi de kızmadı. Parametre vermediğiniz için customer 1'de bu çalıştı. Customer 2'de bu çalıştı. Arkadaşlar aman yanlış düşünmeyin burada. Bu bir parametre değil. Bu kullanımla şu kullanımla şöyle bir tane daha yapayım. Orada süslü parantez var yani. Ona aman dikkat. Customer 3 eşittir new customer 3 şey new customer customer 3'ün customer 3'ün işte ID'si eşittir. Bu da 3 olsun. Customer 3'ün first name şu. Customer 3'ün last name şu. Customer 3'ün city şu diye böyle alt alta yazabilirsiniz. Şu kullanım eşittir şu kullanım. Dikkat edin burada yani şöyle de yazılabilir. Yani buraya parantezi açtınız açmadınız çok da önemli değil. Açabilirsiniz açmayabilirsiniz bu parantezi. Yani default parametre default constructor'ı çalıştırmış oluyorsunuz. Default constructor demek parametresi olmayan constructor'a default constructor deniyor. Yani bu noktada siz bunu çalıştırdınız. Peki, hani biz bu değerleri atadık. İki, derin, demiro, Ankara atadık da. Hani mesela ben burada console.writeline deyip gelip burada customer 2'nin first name'ini bana ver desem hani derini yazmasını isterim tabii ki. Ama böyle bir şey mümkün değil. Çünkü sizin constructor'ınız şu parametreleri hakikaten gönderiyor. Breakpoint'umu koyuyorum. Test edelim. Bakın kırdı orada. ID'ye geldim. Bakın 2. First name Derin. Last name Demiro. City Ankara. Yani değerler hakikaten geldi. Ama ben burada first name'i okuyamadım. Yani şunu okuyamadım. Bu demek ki constructor'da parametrelide neresi çalışıyor? Burası. O zaman mantıka ne yapmanız lazım arkadaşlar? Bakın şu first name'e gelip şunu demeniz yeterli olacak. First name gelen first name. Last name eşittir gelen last name. Yukarıda bir de ID var. ID sırası önemli değil tabii ki ama düzen için önemli. ID. Ve son olarak da city. Bakın bunlar hep büyük harf olanlar. Büyük harf olanlar şunlar. Metot parametreleri camel case yazılır. City gelen city arkadaşlar. O yüzden büyük küçük harf önemi çok ön plandadır. C Sharp, Java gibi dillerde. Evet şimdi bakalım derin yazacak mı? Hakikaten yazdı. Çünkü ben sadece constructor'da değerlerimi set ettim. Ve biz bunu sıklıkla yaparız arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bu olayı sıklıkla yaparız. Şimdi arkadaşlar demek ki biz constructor'ları syntax olarak bu şekilde kullanıyoruz. Daha constructor'larla ilgili farklı konular da var ama ek konulara ihtiyacımız var. Inheritance gibi sonraki konularla onları da oraları da constructor'ları yediriyor olacağız arkadaşlar. Demek ki constructor'ları biz böyle bir sınıfın hani sınıfın nivlediğimizde çalışmasını istediğimiz kodlar varsa onları oraya koyuyoruz. Bu hangi klas türüydü? İşte özellik barındıran klas türüydü. Bir de operasyon yapan klaslar var. Yani ekleme, silme, güncelleme gibi, listeleme gibi, filtreleme gibi. Hani daha önce yaptığımız iş yapan metotları olan sınıflar için de constructor kullanabiliyoruz. Ki önceki proje örneğimizde biz mesela onu yapmıştık. Eğer oralarda oturmayan şeyler varsa bu videodan sonra bir önceki projenin
kodlarını tekrardan bir dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Constructor'lar yapısal olarak bu şekilde kullanılıyor. Biz bunları eğitimimiz boyunca geleceğimiz nokta ileri seviye, işte dependency injection yöntemleri gibi konular olacak. O yüzden hani constructor'ları burada bitirmiyoruz ama yapı olarak bu şekilde olduğunu görmüş oldunuz.